Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda kripto paralar ve dolar TL kuruna değineceğiz. Özellikle dolar TL kurunda bizler için e, ABD Başkanı Joe Biden'ın yapmış olduğu soykırım açıklaması sonucu pazartesi günü piyasalarda neler olabilir? Dolar TL kurunda yukarı yönlü uçuş beklentileri oluşabilir mi? Piyasalar buna ne gibi tepkiler verebilir? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Dolar TL kuruna geçmeden önce e, kripto paralara değinelim. Özellikle kripto paralarda dolandırılmamak için bir iki yöntem var. Sizlere bundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle internetten dijital cüzdan indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu indirdiğiniz dijital cüzdanlarla borsadan aldığınız kripto paranızı bu dij e, dijital cüzdana aktarır. E, ve bu şekilde de. Ve bu şekilde de arkadaşlar borsalarda almış olduğunuz kripto paralarınızı bu dijital cüzdan içerisine aktararak e, Bir şifreleme yolunda e, bu dijital cüzdan içerisinde bilgisayarınızda e, Kripto paralarınızı güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz e, Bu dijital cüzdanları nasıl indireceksiniz arkadaşlar bu dijital cüzdanları Özellikle coinlerin internet sayfalarında indirmek daha da güvenli e, Çünkü Uygulamalardan indirilen bu dijital cüzdanların da zaman içerisinde dolandırıcıların maalesef yapmış oldukları yöntemlerle ellerine geçmekte. Siz bu dijital cüzdanı indirip dijital cüzdan içerisine coinlerinizi, kripto paralarınızı aktarmaya başladığınız zaman anında dolandırıcılık yöntemiyle de uygulamalardan indirdiğiniz bu dijital cüzdanlar vasıtasıyla Paranız anında uçup gidiyor. O yüzden en güvenilir dijital cüzdan indirme yöntemi aldığınız coin'leri e, projelerini yürütülen siteden indirmek. İkinci bir yöntem de arkadaşlar gene donanımsal cüzdanlar var. donanım Donanımsal cüzdanların e, şekli aynı evinizde bulundurduğunuz USB bellekler şeklinde. Bunları gene bilgisayara takıp bu USB bellek şeklindeki donanımsal cüzdanların içine aldığınız kripto paralarınızı aktarabiliyorsunuz. Peki diyeceksiniz ki, başkan bu bilgisayarlarımız bozuldu veya çöktü. O zaman bizim bu sakladığımız kripto paralar gider mi? Yok olabilir mi? Hayır arkadaşlar. Bu yöntemleri kullandığınız zaman sakladığınız kripto paralarınız bu cüzdanlar içerisinde gayet güvenli oluyor. Çünkü bu cüzdanları kurarken sizlere 6 ile 24 kelimelik bir şifre oluşturmanız isteniyor. İşte sizler bu 6 kelimelik şifrenizi düzenli bir yerde muhafaza ettiğiniz sürece cüzdanlarınıza tekrardan başka bir bilgisayardan girip kriptal paralarınıza da yeniden ulaşabiliyorsunuz. O yüzden diğer yöntemlere nazaran yani borsalar içerisinde paralarınızı tutmaktansa böyle ya dijital cüzdan yöntemi kullanıp ya da donanımsal cüzdan yöntemi kullanıp e, paralarınızı kendiniz istediğiniz şekilde istediğiniz yere götürebilir ve sahip çıkmış olacaksınız. Diğer yöntemlere bakıldığında bu iki yöntem daha güvenli gibi gözükmekte. E, biri özellikle e, dijital cüzdan arkadaşlar bilgisayarla temas halindeki e, şifreleme sistemine dayanıyor. O yüzden Evinizde kullanmadığınız elektrik bağlantısı olmayan bir bilgisayar veya laptop içerisinde dijital cüzdanı tutmanız bu dijital cüzdana ulaşımı da zorlaştıracaktır ve hackerların eline düşmeyecektir. Zaten donanımsal cüzdanı yanınıza taşıyabiliyorsunuz. Bunun hiçbir şekilde bilgisayarla sadece kullandığınız zaman zarfı içerisinde bir teması olduğundan dolayı donanımsal cüzdan da yanınızda taşınabilir veya evin herhangi bir köşesinde temassız olarak taşınabilir Evet bu iki yöntemi anlattıktan sonra şimdi biraz da Bitcoin'i inceleyelim Bitcoindeki son duruma bakalım Bitcoinde bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde sizlerle birlikte bunu bulalım Evet arkadaşlar özellikle yukarıda son videolarımızda Bitcoinde artık sürecin bir düşüş sürecine artık Tepeler seviyesinde e, yükselişlerin e, Bittiği yönünde videomuz mevcuttu e, ve Bu videomuz doğrultusunda maalesef Bitcoin 61800 seviyesinin Aşağı yönlü kırıp Düşüş sürecini de hızlandırmış Durumda Şimdi bizler için Bitcoin'de özellikle dikkat edilmesi gerekecek seviye 51600 dolarlar seviyesi üzerinde Bitcoin'in tekrardan bir kapanış yapıp yapamayacağı önemli olacak arkadaşlar. Fakat Bitcoin'de süreç pek iç acıcı gözükmemekte. Teknik olarak da Bitcoin'e baktığımız zaman düşüş sürecinin maalesef devam edeceği ve 51.600 dolarlar seviyesinde bir kapanış olmadıkça da aşağıda 48.000 desteği dikkatli bir şekilde takip edilmeli diyoruz. Eğer ki 48.000 desteği de aşağı yönünü kırılırsa 44 bin dolarlar seviyesine doğru arkadaşlar soluksuz bir düşüş tekrardan e, Bitcoin'de yaşayabiliriz. O yüzden Bitcoin'deki arkadaşlar çok dikkat olsun. E, ve 51 bin dolarlar seviyesi üzerinde bir kapanış e, görmediğimiz müddetçe de e, maalesef Bitcoin'de e, yön hala aşağı olarak gözükmekte. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman e, aşırı alım bölgesinden tekrardan e, kırmızı mavi aşağıya e, çizip günlükte de bir sat sinyali devam etmekte. kısa da 4 saatliklerde indikatörüne baktığımız zaman e, kısa da 4 saatliklerde de gene görüyorsunuz aşırı satış bölgesine yerleşmiş bir 4 saat ve burada e, hareketini devam ettiriyor. Saatlik bazda baktığımız zaman saatlik bazda küçük bir hareket al sinyali tepki 48 binlerden bir tepki geldiğini e, gene görüyoruz. Fakat bu tepkinin tekrardan yukarı yönlü yükseliş hareketine geçebilmesi için de 51.600 dolarlar seviyesinde bir yukarı yönlü kapanış gelmesi şart. Bu kapanışı görmediğimiz müddetçe Bitcoin'de tekrardan 48.000'in kırılıp 44.000 ve hatta 37.000 dolarlara doğru bir düşüş tekrardan başlaması da kaçınılmaz olarak gözükmekte. Bitcoin'deki ve altcoin'lerde olan arkadaşların dikkatli olması gereken bir hafta ve bir süreç yaşandığı konusunda kendilerini uyarmak istiyorum. Eğer ki buradaki düşüş süreci haftalıklara da yansır, burada da bir sat sinyallerine başlarsak arkadaşlar o zaman uzun süreler bu Bitcoin'deki düşüş devam edebilir. Verdiğim seviyeler önemlidir. BTCUSD'de ve Bitcoin kripto paralardaki arkadaşlar verdiğim seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalsınlar arkadaşlar. Evet şimdi dolar tl kuruna geçelim. Bakalım dolar tl kurunda bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde. Sizlerle birlikte bu seviyeleri bulmaya çalışalım. Dolar tl kurunda özellikle Joe Biden'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın yapmış olduğu soykırım açıklamasından sonra piyasalarda yukarı yönlü hareketler uçuş yönünde olabilir mi? sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar, e, piyasada uçuş yönlü hareketlerin olabilmesi için öncelikle e, dolar/TL kurunda bazı rakamlar var. E, bu rakamların üzerine çıkıp buralarda kalıcı olunması şart. Şimdi sizlerle birlikte bu rakamların hangi seviyelerden geçecek olacağına bakarsak da özellikle 8.47 ilk etapta çok önemli olacak bir seviye. Pazartesi günü bu 8.47 seviyesini dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. Çünkü 8.47 kırılması demek dolar tl kurunda ee, bir üst band yani 9 tl'ler seviyesine doğru gidecek bir hareketi dolar tl'de başlatabilir. Bir üst kanaldan da geçen bu 8.47 e, seviyesindeki direnç dolar tl kurunda çok önemli olacak. Özellikle pazar günü gecesi pazartesiye bağlayan gece bu 8.47 e, direncini önemli bir şekilde takipte kalacağız ki e, bakalım Dolar-TL kuru burada e, hareketlerine kalıcı bir şekilde devam edip bu 8.47 seviyesini kendine direnç e, şekline getirebilecek mi? 8.47 üzerinde gene kuvvetli bir direnç. 8.58 e, direnci mevcut. 8.47 seviyesi üzerinde de gene takipte kalınması gereken Önemli bir direnç 8.58 e, direnci. E, bu iki direnç pazartesi günü özellikle e, bizlerin dikkatli bir şekilde takipte kalması gerekecek bir süreç. E, ABD Başkanı Biden'ın soykırım kelimesini kullanmasının ardından e, pazartesi günü e, bizim siyasiyelerden gelecek açıklamalar da e, piyasada önemli olacaktır. Piyasadaki e, gerginlik. Devam edecek mi? Bizim tarafımızdan verilecek bir karşılık özellikle ABD tarafına nasıl olacak? Bunlar da yakinen takibimizde kalacak önemli yerler. Gerginliğin ve hareketliliğin yüksek olacağı bir haftaya girdiğimizi de söyleyebilirim. 3 Mayıs itibariyle biliyorsunuz Nisan ayı enflasyon verileri de açıklanacak arkadaşlar. Bu 3 Mayıs'ta. Gelecek Nisan ayı enflasyon verilerinin de yukarı yönlü. Özellikle %17 civarlarında olacağı düşünülmekte. Burada da yüksek yönlü bir enflasyon verisinin açıklanması. Ayrıca 6 Mayıs'ta gene Merkez Bankası'nın yapacağı bir para politikaları kurulu toplantısı mevcut. Buradan da net türde bir kara çıkacağı yönünde. Nisan ve Mart ayı enflasyonlarının yüksek seyrinden dolayı ben şahsen 6 Mayıs günü Merkez Bankası'nın tekrardan bir faiz indirimine gideceği yönündeki beklentim olmadığını burada söylemek istiyorum. Nedeni de çıkacak yüksek enflasyon sebebiyle Merkez Bankası tekrardan bir faiz indirimine gidemeyecektir diye düşünmekteyim. Bizler için 3 Nisan'da açıklanacak saat 10'da açıklanacak enflasyon verisi gene önemli olacak. Bunu da yakından sizlerle birlikte takipte kalacağız. Ayrıca ABD'nin soykırım haberleriyle birlikte Pazar günü bir miktar piyasada yukarı yönlü hareketin devam edeceği yönünde beklentim devam etmekte ve yukarıda 847, 858 e, seviyelerinin hala önemli olduğu Özellikle 858 seviyesi sert bir şekilde de yukarı kırılırsa arkadaşlar e, yukarıda doların önü e, maalesef ki 9 TL ile ve 9 TL üzerine doğru gidecek bir dolar TL kuruyla da karşı karşıya kalmamız e, kaçınılmaz olur O yüzdendir diyoruz ki e, bol dikkatli olacak bir hafta olacaktır. Aşağıda e, gene özellikle takip edilecek bir seviye bizler için 827 seviyesinden geçen destek bölgesi. Evet şuradaki 827 destek bölgesi bizim için önemli bir bölge. 827 altında dolar TL kurunda kısa da e, bir kapanış görmediğimiz müddetçe de hareketlerin 839 847 civarlarında kısada gerçekleşeceği yönünde beklentim ve öngörüm devam etmekte. Dolar TL kurunda tekrardan seviyelerin aşağı doğru yönlü çekilebilmesi için de 1.827 altında artık mutlaka yeni kapanışlar gelmesi lazım ki dolar TL kurunda 1.815 civarına doğru gerileme yaşanabilsin. 827 üzerinde kısada kalındıkça da 847, 827 aralığı e, bu hafta bizler için önemli bir aralık olarak gözükmekte. E, bakalım hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İnşallah e, dediğimiz gibi e, sert hareketlerin e, yaşanmadığı bir hafta olur ve dolar TL kurunda da e, bir geri çekilme sürecine e, girebiliriz diyelim. E, fakat e, şu an itibariyle dolar tl kurunun geri çekileceği ile yönüyle ilgili bir açıklama veya bir beklenti piyasada oluşmuş değil. Temel analiz bakımından bakacak olursak e, önümüzde herhangi bir sebepten dolayı e, dolar tl kurunda bir gerileme var mı? E, bu da şu an itibariyle gözükmemekte. Cari açıktaki e, biliyorsunuz durum belli. Merkez Bankasının rezervleriyle ilgili olan durumlar belli. Bu durumda bazı arkadaşlarım soruyor, dolar alalım mı? Şimdi arkadaşlar, ben iki seviyeden geçmişe donuk iki seviyeden dolar alımıyla ilgili tavsiye vermiştim. Yat, onu da gene yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla 1 5-15 seviyesinden bir alım tavsiyesi vermiştim. İkinci verdiğim alım tavsiyem yerimde. 6.85 civarlarından geçen Bölgeydi 3. verdiğim Yani bu 1.5-2 yıl içerisinde 3 kere Alım tavsiyesi verdiğim bölgeler var Burada da 8 TL'lerden bir alım tavsiyemiz vardı Bu da gene 8 TL aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe Buralardan alıp almama kararı tamamen sizin kendi inisiyatifinize kalmış bir durum. E, o yüzden bu seviyelerden al veya sat demek e, tamamen e, sizlere bir e, ihanet niteliği taşıyacağını düşündüğümden dolayı e, bu seviyelerde al veya sat tavsiyesini e, bulunmak biraz zor. E, bu bu yüzden de e, burada karar verecek olan tamamen sizlersiniz, e, kendi düşüncelerinize ve temel analizlerinize dayanaraktan. Dolar kurunun daha yukarılara gideceği düşüncesini taşıyorsanız alım yapabilirsiniz. E, fakat bu düşüncede değil dolar tl kuru tekrardan 8 tl'ler civarına e, geri dönecek şeklinde düşünceniz varsa da e, bu seviyeleri bekleyebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım bu haftaki videomuzda e, dolar ve kripto paralarla ilgili e, bu kadar. İnşallah videolarımız hoşunuza gidiyordur. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.